Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Serici 3, Serici 4, 2021. Sizlere de çıkacak 40 adet sınav sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Banko sınav soruları. Serici 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklarından faydalanmak için katıl butonuna tıklayıp kanala katılabilirsiniz. Çok cüzi bir ücret ödeyerek arkadaşlar kanala katılıyorsunuz. Üyeler için özel sorular hazırlıyoruz arkadaşlar. Diğer uygulama ve yazılı sorularını da çözebilirsiniz üyeler için. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar pişman olmayın. Mutlaka katılın. Banko sınav sorularını çözün. Serici Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlik belgesidir. Serici 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, Serici 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, Serici 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı, Serici 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı, Serici 5 tehlikeli madde taşıyanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir arkadaşlar. Sorularımız Milli Eğitim Müfredatına uygun olarak hazırlanmaktadır arkadaşlar. Sorular 40 adet çıkıyor yazılıda. 28 doğru yapan 70 puan almaktadır. Her sorunun doğru cevap puanı 2,5 puandır. Yanlışlar doğruları götürmediği için kesinlikle boş bırakmayın arkadaşlar. Bunu özellikle tekrar söylüyorum. Arkadaşlar da mesaj atıyor. 40 sorunun süresi 60 dakikadır. Yazılı sınavını kazananlar uygulama sınavına giriyor. 3 soru çıkıyor. İkisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Evet, hemen sorulardan başlayalım. Bakın birinci soru tüm seyircilerde çıkan bir soru ve arkadaşlar şöyle, bu soruları açıklamalı bir şekilde anlatarak geçiyorum. Öncelikle alkolle ilgili konuyu anlatalım. Sonra soruyu çözelim. Bakın alkol ilk tespitte 6 ay belge geri alınıyor. Para ve puan cezası veriliyor. İkinci tespitte 2 yıl para ve puan cezası veriliyor. Üçüncü tespitte yıl içerisinde 5 yıl süreli geri alınıyor. Yine para puan cezası veriliyor arkadaşlar. Sorulan soruya bakalım. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerince alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgesi ne kadar süreli geri geçici olarak geri alınır? 3 ay, 6 ay, 2 yıl, 5 yıl. İkinci yıl sorduğu için 2 yıl süreyle geri alınıyor. Cevabımız C seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir diyor. Bakın. Yine tüm seyircilerde çıkan bir soru. Trafik ışıkları, trafik polisi, yer işaretleri, trafik levhaları. Evet, bir kavşakta karşılaştığınız zaman öncelikle trafik görevlisine uymak zorundasınız. Sonra ışıklara, levhalara ve yer çizgilerine uymalıyız. Burada birinci hangisine uyarız demiş. Bakın B seçeneğidir, trafik polisine. Üçüncü sorumuz, Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yerleşim yerlerinde 20, şehirler arası yollarda 30, bölünmüş yolda 40, otoyollarda 50. Yerleşim yerlerinde 25, şehirler arası yollarda 40, bölünmüş yolda 40, otoyolda 55. Yerleşim yerlerinde 30, şehirler arası yollarda 50, bölünmüş yolda 60. Otoyolda 70, yerleşim yerlerinde 40, şehirler arası yollarda 50, bölünmüş yolda 40, otoyolda 60. Evet arkadaşlar, burada tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız limitleri bildiğiniz gibi otoyollarda 70'tir. Bölünmüş yollarda 60, şehirler arası yollarda 50, yerleşim yerleri içerisinde 30'dur. Cevabımız C seçeneğidir. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için kırmızı ışık cihazı ve kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?
Evet, bakın bu soru da sık sık yine sıralarda gelen sorularda. Şimdi arkadaşlar, dönemeçli yollarda, tepe üstü gibi yollarda kaza yaptığımız zaman birinci noktaya 30, ikinci noktaya 150 metreden açıkça görülecek şekilde reflektörlerimizi işaretlememiz gerekiyor. Burada şıklarda baktığımızda da yine Adana seçeneğinde 50 metre, Bursa'da 100 metre, Ceyhan'da 150, Denizli'de 200 metre verilmiş. Tabii ki arkadaşlar burada 150 metreden açıkça görülecek şekilde olması gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 5. sorumuza geçelim. Karayolları Trafik Yönetmenliği'ne göre geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar? Evet, öncelikle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, değil mi arkadaşlar? Neydi? Ambulans, yani can kurtaran, itfaiye, trafik polisi, zabıta aracı, sivil savunma aracı. Burada verilenler, bakın, organ nakli taşıyan araçlar, kar ve buz mücadelesi veren araçlar, koruma araçları, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardır. Şıklarda İtfaiye, can kurtaran, zabıta aracı, trafik polisi, sivil savunma. Can kurtaran, itfaiye, trafik polisi, zabıta aracı, sivil savunma. Zabıta aracı, itfaiye, can kurtaran, trafik, sivil savunma aracı, itfaiye, trafik polisi, can kurtaran, sivil savunma ve zabıta şeklinde, bakın, seçeneklerde verilmiş. Biz hemen birinci sıraya can kurtaranı koymamız gerekiyor. Yani ambulansı, bakın burada Bursa seçeneğinde can kurtaran, ikinci sırada itfaiye, üçüncü sırada polis, dördüncü sırada zabıta aracı, beşinci sırada ise sivil savunma aracı sırayla geçmesi gerekir. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuza geçelim. Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A. Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır. B. Sürücüler kullanacakları araç sınıfı için gerekli eğitimi almalı. Sertifikalı ve tıbbi açıdan uygun olmalıdır. C. Alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı yorgun olmamalıdır. D. Hepsi. Tabii ki burada hepsi seçeneği doğrudur. Denizli seçeneği. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki durumların hangisinde hız artırılır? A. Bir başka araç tarafından geçirirken, B. kavşaklara yaklaşırken, C. öndeki araç geçirirken, D. sağa veya sola dönülürken. Evet. Arkadaşlar, burada hangi durumda hız artırılır diyor. Bakın, kavşaklarda hız azaltılır, sağa sola dönülürken hız azaltılır, bir başka araç tarafından geçirirken hız azaltılır, öndeki araç geçirirken hızınızı artırmanız gerekir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 8. sorumuza geçelim. Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımalara ne ad verilir? A. Üçüncü ülke taşıması, B. şehir arası taşıma, C. transit taşıma, D. düzenli sefer. Evet arkadaşlar, buradaki bakın soru da tüm SRC'lerde çıkacak bir soru. Üçüncü ülke taşımasıdır, değil mi? Evet. A seçeneği doğru cevap. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi sürücüyü etkileyen zihinsel faktörlerden biridir? Öfke, işitme, yaş, bedensel sakatlık. Sürücü etkileyen zihinsel faktörler den birisidir. Evet, dikkat ederseniz, evet, zihinsel etkileyen faktörler. Evet, burada yaştır arkadaşlar. Kişinin yaşı arttıkça zihinsel faktörü de değişir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 10. sorumuz. Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir? A. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi,
B. Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması. C. Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması. D. Sürekli şerit değiştirerek, slalom yaparak araç kullanması. Paniğe kapılmalarına, diğer sürücülerin bakın paniğe kapılmalarına hangisi neden olur? Tabii arkadaşlar bakın sorunun içerisinde cevabı da var. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanması yanlıştır. Değil mi? Evet. Denizli seçiliği doğru. Hemen 11. sorumuz gelsin bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sürücülük kapasitesini azaltan faktörlerdendir? A. Yorgunluk. B. Uykusuzluk. C. Alkol. D. Hepsi. Evet. Sürücülük kapasitesini hepsi de etkiler. Denizli seçeneği doğru cevap. 12. sorumuz. Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez? A. Araçtaki yükün ağırlığı. B. Aracın nerede olduğu. C. Aracın takribi hızı. D. Durma dinlenme süreleri. Evet arkadaşlar. Araç takip yöntemleriyle aracın hangi durumunu izleyemeyiz? Tabii ki A seçeneği aracın yükün ağırlığını izlenemez. Adana seçeneği doğru cevap. 13. soru. Yayalara özellikle de yaşlı çocuk ve engellilere yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleriyle çabuk geçmeye zorlama hali trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir? Sabır, öfke, inatlaşma, aşırı tepki. Evet arkadaşlar bu da yine trafik adabı sorularından. Tabii ki sabırlı olmadığını da burada bize gösteriyor. Adana seçeneği doğru cevap. 14. soru. Kara sınır kapıları gümrük idarelerinin çalışma saatleri nasıldır? A. Sabah 9, akşam 17. Sabah 9, akşam 17 hafta içi. Hafta sonu hariç devamlı surette açık bulundurulur. D. 7-24 saat esasına göre çalışır. Evet, kara sınır kapıları. Kara sınır kapıları devamlı açıktır arkadaşlar. 7-24 saat evet, esasına göre çalışır. Denizli seçeneği doğru cevap. 15. soru. Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla yasal olmayan yollardan bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan kimselere ne ceza verilir? A. Hafif para cezası. B. Kınama cezası. D. Uyarı cezası. C. Uyarı cezası pardon. D. Hapis ve adli para cezası verilir. Evet arkadaşlar. Hapis ve adli para cezası verilir. Denizli seçeneği doğru cevap. 16. sorumuza geçelim. Yaralamalarda yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Baş seviyesinin altında kalması sağlanır. B. Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır. C. Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır. D. Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır. Evet arkadaşlar burada da kalp seviyesinin üstünde olması gerekiyor değil mi? Evet cevabımız Denizli seçeneğidir. 17. soru. Solunumun kontrolünde uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Bak dinle gör. B. Bak dinle hisset. C. Ayna saat veya gözlük camıyla bak. D. Dinle. Solunum kontrol edilirken arkadaşlar bak dinle hisset yöntemi kullanılır. 10 saniye süreyle kullanılıyor. Evet 10 saniye dinlenmesi gerekiyor. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz. Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Şarj sistemi. B. Marş sistemi. C. Yağlama sistemi. D. Soğutma sistemi. İlk hareketi veren sistem tabii ki marş sistemidir.
olsa seçeneği doğru cevap. 19. soru, bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir? Evet, hasta yaralı bayıldığı zaman sırt üstü yatar. B, yüzü koyun yan yatar. C, sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş. D, sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş. Evet arkadaşlar, ayakların altı desteklenmiş. Yani şok pozisyonu, sırt üstü yatırıyoruz. Şok pozisyonu 30 santim, değil mi? Yukarı kaldırıyoruz. Evet. 30 santim. Şok pozisyonu veriyoruz. Denizli seçeneği doğru cevap. 20. soruya bakalım. Kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? A. Hafif para cezası. B. Hafif hapis cezası. C. Ağır para cezası. D. Verilecek ceza iki kat artırılır. Evet arkadaşlar, kaçakçılık mücadele kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza iki kat artırılır. Denizli seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz, yurt içi taşımalarda gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini paketleme veya ambalaj şekliyle gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir? A. Sevk irsaliyesi. B. Taşıma senedi. C. Yetki belgesi. D. Taşıt belgesi. Evet arkadaşlar, eşya için düzenlenen, eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini belirleyen belgeyi sormuş. Bakın burada dikkat ederseniz sevk irsaliyelerinde eşyanın tüm nedir? Hacmi, ağırlığı, paketleme, ambalaj şekli yazması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. Evet, 22. sorumuz. Taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıtı için ayrı düzenlenen ve aslı taşıtta bulunması gereken belge hangisidir? A. Yetki belgesi. B. Taşıt kartı. C. Taşıt belgesi. D. Mesleki yeterlilik belgesi. Evet arkadaşlar, hangisidir? Evet, tabii ki taşıt kartı dediğinizi duyuyorum. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. 23. İstanbul'dan Almanya'ya yük taşımacılığı, yük eşya taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken serece belgesi hangisidir? Serece 4, serece 2, serece 1, serece 3. İstanbul'dan Almanya'ya evet yük ve eşya, yolcu değil bakın arkadaşlar, yük eşya taşımacılığı yapanlar serece 3 belgesini almaları gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Serece 1 neydi? Uluslararası yolcu taşımacılığı. Serece 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. Serece 4 ise yurt içi kargo ve eşya taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Evet, 24. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre taşıyacak şekilde yüklenmesi. B. Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre taşıyacak şekilde yüklenmesi. C. Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre. D. Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi. Evet arkadaşlar, yükleme kurallarında yükün aracın boyunu önden, bakın önden 1 metre, arkadan da 2 metre taşıyacak şekilde yüklenmesi yasaktır. Burada cevabımız doğru olan hangisidir diyor bakın. Tabii ki Bursa seçeneği doğrudur. 25. İzin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan daha fazla olan ve işaretleme yükümlülüğü bulunan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır? Yangın söndürmede aynı şekilde arkadaşlar
Bildiğiniz gibi otobüs kamyon çekicilerde bir tane 6 kilogram olması gerekiyor. Otomobillerde bir tane 1 kilogram ve sürücü ve şoförlerin en kolay ulaşacakları noktalarda olması gerekiyor. Hemen buraya bakalım. Yüklenen her tehlikeli madde için bir adet yangın söndürücü, yüklenen her 10 tonluk ağırlık için bir adet yangın söndürücü, her biri 6 kilogramlık asgari dolum kapasitesine sahip 2 adet yangın söndürücü, her defasında gerekli olan miktar yazılı talimatlara göre belirtilir. Arkadaşlar burada da 7,5 tondan fazla ağırlığı olan işaretleme yükümlü bulunan taşıma biriminde araç sürücüleri için her biri 6 kilogramlık asgari dolum kapasitesi 2 adet yangın söndürücü olması gerekiyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bildiğiniz gibi arkadaşlar yangın söndürme cihazı 2 tane 6 kilogram olması gerekiyor. Bakın burada da tehlikeli madde taşıyan araç yine bahsedilmiş. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 26. sorumuza geçtik. Evet. Taşıyıcı taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamının yüklenmiş olmasa bile gönderenin isteği üzerine yola çıkmak zorundadır. Bu durumda taşımacının hak edişi nedir? A. Sözleşmede bahsedilen ücretin tamamını, B. Doğan bekleme ücretini, C. Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldığı giderleri, D. Hepsi. Evet arkadaşlar burada da D. Hepsidir. Cevap Denizli seçeneğidir. 27. soru. Sürücü yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir? A. Araca yüklenen yükün boyu kurallara uygun olması. B. Araç tamamen olsa dolsa bile kalan yük ve eşya sıkıştırılır. C. Yükün kasadan taşması durumunda herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. D. İstihap haddinden fazla yük araca alınabilir. Evet arkadaşlar, sürücü yola çıkmadan önce yapması gereken araca yüklenen yükün boyu kurallara uygun olması nedir? Gerekiyor. Evet, cevabımız Adana seçeneğidir. 28. sorumuza geçelim. Kamyon, kamyonet ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Yolcuların kasa içinde yolcu için ayrılmış yere oturtulması. B. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması. C. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması. D. Yüklerin bağlanması. Burada yasak olan hangisidir arkadaşlar? Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması nedir? Yasaktır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 29. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerinden değildir? A. Teşebbüs halinde kaçakçılık. B. Devlet ve kamu güvenliği aleyhinde kaçakçılık. C. Ceza ehliyeti olmayanları kullanma. D. Kaçakçılığa müsamaha ve yardım. Evet, kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden biri değildir. Hangisi? Tabii ki teşebbüs halinde kaçakçılık. Evet. Adana seçeneği doğru cevabımız. 30. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bozulabilir gıda maddelerinin yükleme kurallarından değildir? A. Araca yüklenecek malların ısı tespiti hava koşullarına göre yapılmalıdır. B. Mümkün olduğunca bir araca aynı cins mal yüklenmelidir. C. Yükleme öncesinde ürünlerin bozuk olup olmadığı kontrol edilmelidir. D. Taşıma sırasında günde en az 700 kilometre yol gidilmelidir. Evet. Yükleme kurallarından birisi değil arkadaşlar. Bakın D seçeneği. Evet. 31. Kara, hava, deniz veya demir yolu gibi temel taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegreye ve organize biçimde gümrükleme, elleşleme ve depolama gibi faaliyetleri kapsayacak bir şekilde gerçekleştiren taşıma türüne ne ad verilir?
A. Kombine taşımacılık. B. Deniz yolu taşımacılığı. C. Hava yolu taşımacılığı. D. Kara yolu taşımacılığı. Evet arkadaşlar, burada da kombine taşımacılıktır. Adana seçeneği doğru cevap. 32. soru. Aşağıdakilerden hangisi yük taşıma kuralları arasında yer alır? A. Aracın kasko sigortası. B. Şoförün vizesi. C. Hava durumu. D. Yüklenecek araç ve ambalajın en boy yükseklik bilgileri karşılaştırılır. Evet, yük taşıma kuralları içerisinde arasında yer alan hangisidir diyor arkadaşlar. Burada dikkat edersek tabii yüklenecek araç ambalajın en boy yükseklik bilgileri karşılaştırılır. Yer alması gerekir. Yani cevap Denizli seçimidir. Hemen 33. Aşağıdakilerden hangisi canlı hayvan taşımacılığında uyulması gereken kurallardandır? A. Şoför dışında yolculuk süresince hayvanların bakımı için bir yardımcı personel görevlendirilir. B. Hayvanların soğuktan etkilenmemesi için ısıtma tertibatı araçlar kullanılır. C. Hayvanlar kaçmasın diye bağlanır. D. Taşıyan aracın en fazla 3 yaşında olması gerekir. Burada canlı hayvan taşımacılığında arkadaşlar tabii ki şoför dışında yolculuk süresince hayvanların bakımı için bir yardımcı personel bulundurulması gerekiyor. Cevap Adana seçeneğidir. 34. sorumuz. Araç kullanırken araçta taşınan yük için en büyük fiziksel etki ne zaman meydana gelir? A. Ani frenlemelerde. B. Hızlanırken. C. İniş eğimli yollarda seyrederken. D. Dönemişli dağ yollarında seyrederken. Evet. Araçta taşınan yük de en büyük fiziksel etki tabii ki arkadaşlar ani frenlemelerde söz konusudur. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. 35. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir? A. Örgütlenerek kaçakçılık yapma. B. 3 veya daha fazla kişiyle kaçakçılık yapma. C. Başka birinden destek alma. D. Belgede sahtecilik yapma. Evet, tabi burada da arkadaşlar başka birisinden destek alma nitelikli hallerden değildir. C seçeneği doğru cevap. 36. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir? Büyük ölçekli haritalarda arkadaşlar gösterilen gerçek alan azdır. Evet, bilginiz olsun. Ayrıntı azdır. Küçültme oranı küçüktür. Ölçek paydası büyüktür. Evet. Gösterilen gerçek alan azdır. Cevabımız Adana seçeneğidir. 37. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimlerinden biri değildir? A. Serbest dolaşıma giriş rejimi. B. Serbest sınır rejimi. C. Transit rejimi. D. Gümrük antrepol rejimi. Evet. Serbest sınır rejimidir. Bursa seçeneği doğru cevap. 38. sorumuz. Kulaktan kanaması olan kazı zedeye hangi pozisyon verilir? A. Kazı zede sırt üstü yatırılarak başı öne eğilir. B. Kazı zede sırt üstü yatırılarak başı arkaya itilir. C. Kanayan kulak altta kalacak şekilde kazı zede yan çevrilerek baş geriye itilir. D. Kanamanın olduğu aksi yönde doğru kazı zede yan çevrilerek baş geriye itilir. Evet. Kanayan kulak altta kalacak şekilde kazı zede yan çevrilerek baş geri itilir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 39. Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki iş öncesi hazırlık aşamalarından hangisini yapmak zorunda değildir? Evet. A. Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder. Varsa aksaklıkları giderir.
B. Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol eder. Varsa eksikleri tamamlar. C. Kilometre sayacını kontrol eder. D. Araç lastiklerinin diş derinliğini ve hava basıncını kontrol eder. Basınç yeterli değilse hava basıncının yeterli seviyeye çıkmasını sağlar. Evet. Burada kilometre sayacını kontrol eder diyor. Bakın arkadaşlar. Evet. Değildir. Cevap Ceyhan seçeneği, diğerlerini kontrol etmelidir. 40. sorumuz. Karayolu Taşıma Yönetmenliği'ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Özel kafeslerinde evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. B. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınabilir. C. Taşıtın bagaj taşımasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınmaz. D. Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz. Evet arkadaşlar, burada da yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınabilir ifadesi yanlıştır. Taşınamaz. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Başarılar diliyorum hepinize. %100 serici 1, 2, 3, 4, 5 yazılı kazanma garantili, hem uygulamada hem yazılı da arkadaşlar. Bundan önce atmış olduğum sorularda mutlaka çözün. 90 ve üzeri not alın. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.